gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetinin açıklanması ve sorumlularının yargı önüne çıkartılması için 593. kez buradayız. 593. haftamıza 72 gündür kendisinden haber alınamayan Hürşit Külter nerede sorusuyla başlıyoruz. Darbe girişiminden bu yana onlarca zorunlu askerlik yapan gençten haber alınamıyor. İnsan Hakları Derneği'ne başvuru yapan ailelerin yaşadığı işkenceye son verilmesini ve kayıp askerlerin akıbetinin açıklanmasını istiyoruz. Bu hafta 23 yıl önceki o hal karanlığında kaybedilen Ferhat Tepe'yi unutmadık demek için buluştuk. Ferhat Tepe, Özgür Gündem gazetesi Bitlis muhabiriydi. Genç yaşında 90'lı yılların karanlığında işlenen ağır insanlık suçlarını haberleriyle kamuoyuna taşıyordu. 28 Temmuz 1993 tarihinde Bitlis şehir merkezinde sivil polis olarak bilinen silahlı telsizli 3 kişi tarafından kaçırıldı. Bugün Tepe ailesinden Zübeyde annemiz ve İshak amcamız Ferhat'ın mezarının olduğu yerdeler. Bugün ilk olarak sözü 1980 kayıplarından Süleyman Cihan'ın kardeşi Ahmet Cihan'a bırakıyoruz. Değerli arkadaşlar, sevgili basın mensupları, bir taraftan darbeleri yaşıyoruz, bir taraftan darbelere karşı alanlarda olan insanları görüyoruz. Ama ilginç olan o sivil ya da asker darbecilerin bu alanı dolduran cumartesi annelerinin çığlıklarını bir türlü duymak istememeleri. İlginç olan, sanki bu kayıplar bu ülkede yaşanmamış gibi 593 haftadır burada annelerin çığlığı göğe ve arşa çıkmasına rağmen hiç mi hiç duymak da istemiyorlar. Değerli dostlarım, 72 gündür Hürşit Külter kayıp ve biz burada Hürşit Külter nerede diyoruz ama hiç mi hiç bir yanıt alamıyoruz. Bir partinin yöneticisi Hürşit Külter, gencecik bir insan, ailesi çığlık atıyor ama yetkililer duymuyor. Ferhat'ı anacağız bugün. Ferhat'ın anne babası burada değil. Benim de yüreğimi dağlayan bir konu Ferhat konusu. Çünkü 93 yılında ben Demokrasi Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu üyesiydim. Ferhat kaçırıldığında 12 gün boyunca Ferhat'ın cesedi bulunana kadar hepimizin kulağı Ferhat'taydı. Ankara'daydık ama İshak abiyle beraber, Melle ile beraber hemen her gün haberleşiyorduk. Melle'ye koştukları tek bir şart vardı. Demokrasi Partisi'nin Bitlis il yöneticiliğini bırak, Ferhat'ı bırakalım. Melle ve ailesi partisiyle bütünleşti. Bu teklifi, çirkin teklifi reddetti. Ferhat'ın cesedini verdiler. Sadece Ferhat değil, o günlerde 11-12 yaşındaki Diyarbakır'da çocuklar satırlarla doğrandı Özgür Gündem gazetesini dağıttıkları için. Bu dönemlerde yaşanan vahşet de hiçbir şekilde duyulmuyor. Hiçbir şekilde sorunları ortaya çıkarılmıyor. Bu vahşetin sorumlularından Mehmet Ağar'ı son günlerde hiç duyuyor musunuz? Hayır. Çiller'i hiç duyuyor musunuz? Evet. Çiller'in darbeci Fethullah Gülen dedikleri
cemaatle işbirliğinden dolayı duyuyorsunuz. Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı yapmış Tayyip Erdoğan'ı duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Çünkü alanlarda insanları demokrasiyi savunmaya çağırıyor. Peki 593 gündür burada haykıranlar sesini duyurabiliyor mu Tayyip Erdoğan'a? Hayır. Tayyip Erdoğan'ın savunduğu demokrasi sanıyorum kendi iktidarını pekiştirmek için halkın sokaklara çıkıp tankların altına yatması içindir. Değerli dostlarım, elbette ki darbeler kötüdür. Ben de o darbe mağdurlarından biriyim. Burada yaşayan bizler de o darbe mağdurlarından birileriyiz. Darbeler kötüdür ama sivil darbeler de kötüdür. Eğer insanlar sabahleyin çocukları işe gittiğinde ya da siyasal faaliyetlerinden dolayı ya da etnik kökeninden dolayı ya da inançlarından dolayı bir ülkede gözaltına alınabiliyor, cezaevlerine konuyor ya da işkence ediliyor ve katlediliyorsa ve iktidar buna göz yumuyorsa bu da darbeci bir iktidardır. Seçimde iş başına gelip darbeci yöntemleri diktayı uygulamak da darbeciliktir. Değerli dostlarım, peki ben aldatıldım diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın mitingde demokrasi çığlığı atmasını, muhalefet partilerinin destek vermesini nasıl okumalıyız? Örneğin bu darbecilere destek veren kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanları, bakanları ve bürokratları. Peki bu darbecilerin işledikleri suçlar ne? 15 gündür okuyorsunuz basında. Yargının yaptığı melanetleri, verilen kararların tarafkârlığını, Danıştay ve Yargıtay'ın kararlarını izliyorsunuz, okuyorsunuz. Değerli dostlarım, ben aldatıldım dedikten sonra bütün bu aldatılmanın dönemine tekabül eden yargı sisteminin verdiği kararların tümünün ortadan kalkması gerekmiyor mu? Ortada sadece Balyoz davası var, Ergenekon davası var. Onu da inanın oradaki gerçek suçları örtbas etmenin yolu olarak kullanıyorlar. Başka bir şey için değil. Buradan iktidara sesleniyoruz. Eğer aldatıldıysanız, eğer bu melanetleri yapan cemaat ve mensupları ise o zaman 20 yıl boyunca yapılan bütün melanetlerin hesabını, bu arada cumartesi annelerinin hesabını da çığlığını da duyarak hesabını sormak durumundasınız. Ve şu anda cezaevinde olan insanları da serbest bırakmak zorundasınız. Değerli dostlarım, aksi sadece sahteciliktir. Sadece göz boyamadır. Yarın da Yenikapı'da böyle bir ilan yapılırsa bizi tatmin eder. Ve orada cumartesi annelerine de bir söz verilirse eğer, yani her bir evladımızın bedeninden arta kalan parçayı cumartesi annelerine tek tek teslim edeceğiz derlerse eğer, bir anlamı olur. Darbeye karşı çıkmak demokrasiyi savunmaktır. Diktayı değil. Darbeye karşı çıkmak insan haklarını savunmaktır. İnsan haklarını rafa kaldırmak değil. Son olarak gözden kaçtı. Bu ara basın mensuplarının da ilgi alanı içinde olmadığı için bir şeyi belirtmek istiyorum bunların samimiyetiyle ilgili. Değerli dostlarım, Ankara'da 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bir karar vardı. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile ilgili. Biliyorsunuz orada müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldular. Ve Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya öldüğü için dava düştü. Meri hukuk sistemine göre de düşmesi lazım. Fakat ne çıktı biliyor musunuz? Bu nedenle dava düşebilirdi. Doğru, hukuk sistemi böyle. Fakat karar Tahsin Şahinkaya ve Evren'i değil, 12 Eylül darbesini aklayan bir karar olarak çıktı. Pardon, yanlış oldu. Zaman aşımı vardı. Zaman aşımına rağmen bu dava açıldı ve 2,5 yıl sürdü, mahkumiyet verildi. 20 yıllık zaman aşımı nedeniyle dava iade edildi
şu anda Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeni bir esas numarasıyla görülecek ve Yargıtay kararına uyulacak. Bunu şunun için söyledim. Bizim çığlığımız burada da boğulmak istendi. Bu iktidarın samimiyeti burada da boğulmak, burada da ortaya çıktı. Buradan yarın yapılacak mitinge, onun için hatırlatma yaptım. İlgililerin eğer samimilerse iktidarın ve muhalefetin bu davanın garip sonucuna da, darbecileri aklayan sonucuna da dikkati çekmek istedim. Biz Ferhat'ımızı da unutmayacağız. Biz Hürşit Külter'imizi de unutmayacağız. Hürşit Külter nerede diyeceğiz, 72. gündür söylüyoruz ve bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Saygılarımla. ...12 Eylül kayıplarından Hayrettin Eren'in kardeşi, aynı zamanda Gazeteciler Sendikası Başkanı Faruk Eren seslenecek bize. Merhaba arkadaşlar. Ferhat Tepe bir gazeteciydi. Önce kaybedildi, sonra cesedi bulundu. 90'lı yıllarda çok sayıda gazeteci katledildi veya kaybedildi. Mesela Nazım Baboğlu hala kayıp. Uğur Mumcu öldürüldü. Metin Göktepe öldürüldü. Muhabirler öldürüldü. Gazete dağıtıcıları öldürüldü. Köşe yazarları öldürüldü. Kaybedildi. Özellikle Türk coğrafyasında gerçekleri anlatmaya, yaşananları kamuoyuna duyurmaya çalışan Özgür Gündem gazetesinin çok sayıda çalışanı, gönüllüsü katledildi. Bu coğrafyada da az önce söylediğim gibi Metin Göktepe gibi, Uğur Mumcu gibi bu tarafta da çok sayıda gazeteci öldürüldü. Gazeteciler üzerindeki baskılar halen devam ediyor. Yani daha o hal ilan edilmeden önce Özgür Gündem gazetesi hakkında açılan davaların sayısı neredeyse bine yaklaşmıştı. Kaç gazeteci yargılanıyor artık çetelesini tutamıyoruz. Onlarca gazeteci hala tutuklu cezaevlerinde, hapishanelerde. Bütün bu faili meçhuller, kayıplar yoğun olarak olağanüstü hal bölgesi, olağanüstü hal zamanında olmuştu. Şu anda yine bir olağanüstü hal dönemi yaşıyoruz. Yine gazeteler, gazeteciler baskı altında. Mizah dergileri daha matbaadayken toplatılıyor. Gazeteciler sadece yaptıkları haberlerle değil, sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, yargılanıyor. Gazetecilere şunun için ihtiyacımız var. Gerçekten ne oluyor? Bunu öğrenmek için ihtiyacımız var. Aldatılmamak için. Gerçekleri öğrenmek için ihtiyacımız var. Basın özgürlüğüne, özgür basına bunun için ihtiyacımız var. Yoksa çok kişi çıkar daha ben aldatılmışım der. Teşekkürler. Ferhat Tepe'nin gazetesinin Özgür Gündem'in adına Günay Aksoy seslenecek bize. Evet, 1993 8 Ağustos'ta arkadaşımız Ferhat Tepe devlet güçleri tarafından kaçırılarak katledildi. Evet, yıllardır arkadaşımız Ferhat için adalet arayışımız devam ediyor. Devlet her zaman yaptığı katliamları, soykırımları her zaman gizledi, yalanladı. Ama yıllar sonra da olsa Ferhat'ın gazetesi Özgür Gündem o gün söylediği gibi bugün de Ferhat'ı katledenlerin devlet olduğunu söyledi. Köyleri yakanların binlerce faili meçhullerin devlet olduğunu söyledi. Hatta isimlerini verdi, kimler olduğunu söyledi. Hiçbir zaman Özgür Gündem'in bu söyledikleri devlet tarafından dikkate alınmadı ama yıllar sonra devlet bugün
bir bir yaptıklarını itiraf ediyor. Ne yazık ki yeni faili meçhuller, yeni katliamların önünü açmak için. Bunun da çok farkındayız, bilincindeyiz. Özgür Gündem Ferhat'ın yolunda, Ferhat'ın mücadelesini, hakikatleri yazmaya, söylemeye devam edecek. Çünkü ateşten bir gömlek gibidir. Her gün sayısız davalar, sayısız tutuklamalar var. Özgür basına yönelik, özgür gündeme yönelik. Ama hiçbir zaman Ferhat'ın mücadelesi, direniş bayrağı yere düşmedi, düşmeyecek de. O gün sorduğumuz gibi Ferhat Tepe nerede? Bugün tekrar soruyoruz. Ferhat Tepe'nin katilleri kimler? Bunlar yargılanmalı, adalet yerini bulmalı. Ama bu adaleti elbette ki cumartesi anneleri öncülüğünde biz hakikat mücadelesi verenler gerçekleştirecek. Teşekkür ediyorum. Ferhat'ın kız kardeşi Ayşe Tepe seslenecek. Merhabalar. Ferhat 19 yaşında genç bir gazeteciydi. Abimdi. 28 Temmuz 93 yılında evimizin önünden kaçırıldı. Kaçırıldığının 3. günü katledildi. 10. günü Elazığ Kimsesizler Mezarlığı'nda olduğunu öğrendik. Ferhat'ı oradan alıp Bitlis Dağları'nın eteklerinde defnettik. Hukuk ve adalet arayışımız yıllarca sürdü. Dava zaman ışımına uğradı. Faillerin bizzat devlet büyüklerinin olduğu bir ülkede bu arayışlar yıllar geçtikçe anlamını yitirdi. Ve bugün Ferhat'ın katledilişinin 23. yılındayız. 23 yılda ne değişti diye sorduğumuzda pek de umut vaat etmeyen bir tabloyla karşılaşıyoruz. Tehditler, cezaevleri, sindirmeler, Cizre, Sur, Nusaybin ve Özgür Gündem hala baskı altında. Hala kayıplarımız var. 90'ların acı hatıralarıyla Hurşit Külpeli arıyoruz. Onlar eşlerimizi, çocuklarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi kaybederek bizleri bitmeyen, bitmeyecek bir acıya mahkum ettiklerini biliyorlar. Fakat bizler acılarımızla birlik olarak, faşizme karşı dik durarak ve güzel insanlar büyüterek kendi hesabımızı soracağız. Belki de buradaki mücadelemizi anlamlı kılan da bu olacaktır. Faşizm katlanarak büyüyor. Biz de katlanarak büyümeliyiz, çoğalmalıyız ve onları alt etmeliyiz. Ve Safiyettin Tepe, 28 yaşında Özgür Gündem ve yeni politika muhabiri. Batman'da gözaltına alınan, Bitlis Emniyetinde işkence edilmiş bedeni 29 Ağustos 95 yılında bize teslim edilen amcam oldu. Onun sözleriyle bitirmek isterim. Bu, kalemi yere düşmeyen, katledilen Özgür Gündem çalışanlarının sesidir aynı zamanda. Şöyle diyor, sen ülkenin dağlarını seyrederken ben senin yaptığını bıraktığın yerden devralanlardan bileyim. Ta ki senin yanına gelinceye dek. Senin yaptığını bildiğim gibi ben, bizler de susmayacağız, yazacağız. Bizden sonra kalemlerimizi alacak nice yiğitler olacak ülkemizde. Yazacağız, susmayacağız. Teşekkür ederim. ...593. haftamızın açıklamasını cumartesi insanlarından Hatice Onaran okuyacak. Ferhat Tepe'yi unutmadık. 593. haftamızda 72 gündür kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter nerede? Sorusuyla başlıyoruz. Bu sorumuzu cevaplamakla sorumlu makamlar Külter ailesinin ve toplumun hakikati bilme hakkını engelleyerek suç işliyor. 593 haftadır bu ülkede insanlar hukukun koruması altında değiller. Hukukun işlevini yitirdiği zamanlarda tüm insanlar insanlık ilkelerinin ve insanlığın vicdanının koruması altındadır diyerek buluşuyoruz. Darbe girişimi halka karşı işlenmiş bir suçtur ve hukuka uygun bir biçimde cezalandırılmalıdır. Ama insanlık dışı bir rövanşizm duygusuyla öyle bir ceza vereceğiz ki gebertin bizi diye yalvaracaklar demek de suçtur. Çünkü herkesin adil yargılanma hakkı devletin uluslararası hukuktan ve anayasadan kaynaklanan yükümlülüğüdür. 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinin ardından
iktidarın çatışma üreten, darbeler üreten antidemokratik sistemin demokratikleşmesine değil de hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına, kendinden olmayanın tasfiye edilmesine odaklanması karşısında endişeliyiz. Çünkü yönetenler gerçek bir demokrasiden bahsetmiyor. Demokrasiden bahsedilecekse yalnız darbe girişimcileri değil, şehirleri yerle bir edenler, çocuk, yaşlı demeden sivil insanları öldürenler, insanları zorla kaybedenler de yargılanmalı ve hakikate uygun cezalandırılmalıdır. 593. haftamızda 23 yıl önce OHAL karanlığında kaybedilen Ferhat Tepe'yi unutmadık demek için buluştuk. 1974 doğumlu Ferhat Tepe, Özgür Gündem gazetesi Bitlis muhabiriydi. Genç yaşında 90'lı yılların karanlığında işlenen ağır insanlık suçlarını haberleriyle kamuoyuna taşıyordu. 28 Temmuz 93 tarihinde Bitlis şehir merkezinde sivil polis olarak bilinen silahlı, telsizli 3 kişi tarafından kaçırıldı. Ferhat'ın kaçırılmasının ardından Bitlis Şube Başkanı olan babası İshak Tepe'yi telefonla arayan bir kişi, oğlunun hayatına karşılık DEP İl örgütünü kapatmasını ve fidye vermesini ister. İshak Tepe telefondaki sesin daha önce kendisini tehdit eden Tatvan 6. Zırhlı Tugay Komutanı General Korkmaz Tağma'ya ait olduğunu kamuoyuna açıklar. Baba İshak Tepe, Bitlis Asayiş Şube Başkanlığı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne, Valiliğe, Savcılığa, Başbakan'a, İçişleri Bakanı'na ve OHAL Valisi'ne başvurarak oğlunun bulunmasını ister. Ailenin ve Gündem Gazetesi'nin ısrarlı arayışıyla gözaltına alındığı inkar edilen Ferhat'ın ağır işkence görmüş bedenine 9 Ağustos 1993 tarihinde meçhul kişi olarak gömüldüğü Elazığ Kimsesizler Mezarlığı'nda ulaşıldı. Ferhat Tepe'yi Diyarbakır Jandarma Alay Komutanlığı'nda işkenceli sorguda gördüğünü açıklayan 14 sanık vardı ama iç hukukta yürütülen soruşturmadan hiçbir sonuç elde edilemedi. Dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Kamu görevlileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tanıklık yapacak kişilerin tehditle ve rüşvetle yalan beyanda bulunmalarını sağladı. Ama İnsan Hakları Mahkemesi Ferhat Tepe soruşturmasında şaşırtıcı eksiklikler olduğu tespitini yaptı. Olayın aydınlanması için hükümetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile işbirliği yapmadığı, gerekli bilgi, belge ve tanıklara ulaşımı sağlamadığı ve etkin bir cezai soruşturma yapmadığı için Türkiye'yi mahkum etti. Ailenin son olarak başvurduğu Anayasa Mahkemesi 16 Haziran 2016 tarihli kararında Ferhat Tepe dosyasında savcılığın soruşturmayı genişletmek için somut hiçbir talimat vermediğini, olayı aydınlatacak işlem yapmadığını, delillerin toplanması konusunda gerekli özenin gösterilmediğini, rutin yazışmalar dışında hareketsiz kaldığını, soruşturmanın sürüncemede bırakıldığını kaydederek etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi. Ancak dosyayı zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle yeniden açmadı. Oysa zorla kaybetme uluslararası hukuk çerçevesindeki tanımıyla insanlığa karşı işlenen bir suçtur ve zaman aşımına tabi değildir. Ferhat'ın kaybedilişinin 23. yılında bir kez daha hükümeti ve idari makamları, soruşturma ve kavuşturma makamlarını uluslararası insan hakları hukukuna uygun davranmaya çağırıyoruz. Ferhat Tepe'yi katledip kaybedenlerin cezalandırılmasını istiyoruz. Şimdilerde SADAT denilen karanlık yapılanmanın danışmanı olan General Korkmaz Tağma üzerindeki koruma zırhının kaldırılmasını istiyoruz. Hürşit Külter'in akıbetinin bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon.
Yüksekovalı ve Cizreli kayıp yakınları hala cumartesileri bir araya gelemiyor. Bu haftada Yüksekovalı ve Cizreli kayıp yakınlarının susturulmak istenen sesini Galatasaray'dan yükseltiyoruz. Kayıplarımızın avukatı Tahir Elçik katledileli 36 hafta oldu. Bizler Tahir Elçi için adalet istemeye devam edeceğiz. IŞİD'e karşı savaşırken hayatını kaybeden 23 yaşındaki Eylem Ataş'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilişi 40 gündür engelleniyor. Ataş ailesi 40 gündür kızları Eylem'in cenazesini defnetmeyi bekliyor. Eylem'in bir an önce ailesine teslim edilmesini istiyoruz. Haftaya 594. haftamızda yine burada olacağız.